Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Soğuk bir Levi kebek gününden herkese selamlar, sevgiler. Arkadaşlar, -16 derece şu anda. Yani çok komik. Mesela sabah 5'te kalktım bugün arkadaşlar. Dün akşam biraz erken yatmıştım. Sabah 5'te kalktım. -8 ile. Hani güneş doğduğu zaman biraz daha beklentiniz var oluyor değil mi? Böyle işte biraz daha sıcak olur falan diye. Tam tersine bakın nasıl bir güneş var. Harika bir güneş var değil mi ama? Şöyle oldu. Saat 5'te -8, 6'da işte -9, 7'de -11. İşte böyle arttı. Şu anda -16 arkadaşlar. -21 olacak gece. Bu gece -21 olacak. Feels like hani dedikleri de hissedilen. O da 26. Yani bayağı bir soğuk arkadaşlar. Götümüz donuyor. En büyük problem bu şu an. Benim için şu anda bu. Umarım herkes iyidir bu arada. Tabii işin şakası arkadaşlar. Yani burada -21 falan diyorum. Hani böyle bir isyan ediyorum ne bileyim Instagram'da, Facebook'ta falan. Gören arkadaşlarım şey yapmasınlar yani böyle ooo çok kötü durumlar falan. Ben yok öyle abartıyorum, gırgır olsun. Biraz öyle hani muhabbet olsun diye. Hani soğuk mu soğuk. Ama işte gerekli tertibatı aldıktan sonra yani ceketinizi giydikten sonra işlediğinizi giydikten sonra kolunuzu taktıktan, eldivenizi taktıktan sonra kafanızda bele varsa çok büyük sorun olmuyor. Sorun ne zaman oluyor? Arabayı binerken, araba ısınana kadar, arabadan inerken hani yerler buz, dikkatli inmeniz lazım. Hızlı hareket ederseniz düşersiniz, öyle şeyler var. Onun haricinde yani çok, şimdi mesela şu anda arabadayım, hani arabanın içi hani -16 değil de ne bileyim 0 falandır yani şu anda içerisinde. Yani soğuk değil yani. Sıfır soğuk gelmemeye başladı arkadaşlar. Şey oluyor böyle. Sıfır deyince ya diyorum ama sıfır güzel ya. Tişörtüne gelebilir yani. Bak yemin ederim -4'tü arkadaşlar. Geçen hafta bir arkadaşımla konuşuyordum. Ya, havalar nasıl falan dedi. -4 dedim. Şimdi bizim çalıştığım bir yerin şeyi var. Yani restoranın çöp attığı bir çöplük var. Böyle bir çöp kutusu konteyner var. O da bizim dükkana böyle aşağı yukarı. Lan bunun motoru mu bozuldu? Susuzluktan şey mi yaptı bu? Vallahi hiç gelmiyor artık, su da gelmiyor. Yeni su aldım. Neyse. Orada şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ha, çöp atmaya tişörtle gittim. -4 dereceydi. Hani arkadaşıma söyledim -4 derece. Abi, bütün gece o şekilde kalamam. Ama yani -4'te tişörtle gezebiliyorum altında yani fanle falan olmadan tişörtle gezebiliyorsunuz yani. Hani belki 10 dakika sonra üşürdüm ama hani gidip gelmem 2-3 dakika sürdü, öyle çok böyle bir şey olmadı. Dediğim gibi arkadaşlar Miami'de yaşarken oraya gelen Kanadalı kebekliler vardı. Bazen rastlaşıyorduk şeyde Hollywood tarafında RV parklarda falan. Orada adamlar şey mesela denize falan giriyorlar böyle ama hani işte Şubat ayı. Hani Miami'nin Şubat ayı da nasıl diyeyim? İşte 65 Fahrenheit'e falan iniyor. Şimdi çeviremeyeceğim arkadaşlar. Yani oradaki değerleri buraya çeviremiyorum. Ama yani 65 şu anda ooo 65 sıcak yani. Bana şu anda çok sıcak. 65. Ama 65 o zamanlar bana soğuk geliyordu. Çünkü neden? Alışıyorsunuz. İnsan alışıyor şeye yani. Soğuk havaya alışıyorsunuz. Ondan sonra yani hava şey sıcak havaya alışıyorsunuz. Sonra şey olunca hava sıcaklığı böyle 10 Fahrenheit ya da 15 Fahrenheit düşse bile insan fark ediyor ve şey oluyorsunuz. Yani üşüyorsunuz. Üşüyen arkadaşlarıma kızmıyorum yani 65'te 50'de hatta 48'e falan inmişti geçen. Böyle 3-4 sene önce falan. Bir tane ev arkadaşım vardı. Onunla beraber sabah böyle 5'te kalktık. Evimde böyle yaşadığım kompleksin tam havuzun kenarındaydı. Yani baktık şey 48 derece ya dedik inanamadık yani bu Miami nasıl 48 dereceye şey oldu indi falan diye. Yani benim minimum gördüğüm 48 derece sabah 5 falan olmalı gene. Şimdi arkadaşlar tabii şey öğleden sonra düzeliyor 65'e falan 70'e çıkıyor. Yani Miami'de bir hafta falan bir soğuk oluyor, o soğuktan sonra da geçiyor işte. Ben nereye gelecektim? Ha 3-4 yani derece benim için şu anda iyi arkadaşlar. Ya keşke bütün kış, hatta bak şuna bile razıyım şu anda -16, keşke bütün kış -16 olarak geçse. Yani hiç
eksi 8 olmasın, eksi 16 olarak geçsin ama yani fırtına, kar ve şey olmasın, ne der onun ismi, buz yağmasın. Bir de buz yağıyor amına koyduğum yerine yani. Küfür de ettik bu şekilde. Bu mu lan buramız? Yani arkadaşlar, Quebec soğuk. Başka yerden geldiyseniz, ben kendimi biraz iyi bir durumda da görüyorum. Yani şu anlamda, yani böyle 7 yıl, son 7 yılını Miami'de 90 Fahrenheit, 85 Fahrenheit civarında geçirmiş bir adam olarak Montreal'de geçen sene kışı geçirdim. Yani fena değildi. Bu sene Quebec'te kışı geçiremeyeceğim herhalde arkadaşlar. Yani rakibeye gelmişsin bize şimdi. Onda bile yani eksi 23-4 gün falan kaldık yani. Eksi 25'ti ya. Yani insan şey diyor ya. Hani yazla kışın arasında bu kadar fark olamaz ya. Yani yazın arkadaşlar. Yani çok samimi bir arkadaşım var. Yani hemen hemen her gün görüşüyoruz Miami'den. Yazın yani 38 derece falan çıktı. Celsius'tan bahsediyorum. Miami olsa da 32 derece falan diye yani. O kadar sıcak oluyor burası. Bakın. Ama kışın da eksi 40. Yani arada 75 derece, 76 derece. Eksi 40, 35, 76 derece fark var. Yani 70 derece değil. O kadar fark var yani. Olacak iş değil. Şu, yani yazın harikaydı arkadaşlar. Bakın yazın çalışıyordum. Her gün çalışıyordum hemen hemen. Ama şey yapıyordum mesela, sabahları çalışmıyordum, gidiyordum başka yerlere, böyle çevre yerlere hep geziyordum yani. Quebec doğası çok güzel arkadaşlar, böyle yukarılar, hani özellikle yukarıda çıktıkça, böyle ne bileyim, böyle insanın çok olmadığı yere gittikçe harika manzaralar, harika yerler var, harika doğayı korumuşlar falan, onlar çok güzel. Ama yani şu anda mesela kış 6 ay sürecek arkadaşlar yani. Yani bir ay önce başladı hani soğumaya. Yani kış manasında işte 1,5 ay falan oldu. 1,5 aydır kış var. Bir yarım ay buradan var. 2-4 ayda oradan 6 ay kış yani. 6 ay kış olur mu ya? Hani mevsimleri öğrenirken nasıl öğrendik biz ilkokulda? Fişlerden falan. Her mevsim 3 ay gitsin yani, değil mi? Kış 6 ay sürdü ya. 6 ay. Yani Mayıs'ta bile soğuktu arkadaşlar. Mayıs'ta bile hani 8 derece, 7 derece. Lan Mayıs ya. Mayıs'ta kar da yağdı ya. Onu da söyleyeyim size. Mayıs'ta kar yağdı. Mayıs'ın 18'i falan da herhalde ya. Neyse arkadaşlar, işte böyle. Durum bunlar idi bari şu anda. Öyle gidiyoruz bayağı.